Bedia Muvahhid. O doğduğunda yıl 1897 idi. İstinaf Mahkemesi savcısı Mısırlızade Şekip Bey ve Refika Hanım'ın kızı olarak Büyükada'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını burada geçiren Bedia, küçük yaşta Fransızca ve Rumca dersleri aldı. Adadaki komşularından ve aile dostlarından olan Yahya Kemal, Tahsin Nahit, Yakup Kadri gibi önemli edebiyatçıların da etkisiyle Türkçesi akranlarına göre çok iyi bir seviyeye geldi. İlkokula Büyükada'da başlayan sanatçı babasını küçük yaşta kaybetti. Bu acı olaydan sonra ailesiyle birlikte Moda'ya taşındılar. Eğitim hayatına Kadıköy Terakki Mektebi'nde devam etti ve son olarak Notre Dame'da Sion Lisesi'nden mezun oldu. Türk kadınlarının memuriyet gibi işlerde çalıştırılmasına izin verilmiyordu o dönemlerde. Ama Bedia daha 14 yaşında bir öğrenciyken bir kamu kuruluşunda çalışmaya hak kazandı. İngiliz-Fransız ortaklığının elindeki Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi'nde tüm santral memurelerinin ya yabancı ya da yerli azınlıklardan oluşmasına Kadınlar Dünyası dergisi tepki göstermiş ve birkaç sayı bu konuyu işlemişti. Derginin baskısıyla şirket Müslüman Türk kadın çalışanlar almaya karar verdi. Bedia Şekip, bu iş için başvuran çok sayıda Müslüman kadın arasından sınavla seçilen 7 kişiden birisiydi. Geçici bir süre santral memuresi olarak görev yaptı. Eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra Erenköy Kız Lisesi'nde 2 yıl kadar Fransızca öğretmenliği yaptı. 1914 senesinde yeni kurulan Darülbedai'ye girdi. Darülbedai'nin 1923 senesinde İzmir turnesinde olduğu bir sırada İzmir'de bulunan Atatürk'ün Türk kadınlarının neden sahneye çıkmadıklarını sorması üzerine bir gece içinde hazırlanarak Refik Ahmet Nuri'nin Ceza Kanunu eserinde Sacide rolünü oynadı. Kordon Palas sinemasında 31 Temmuz 1923'te oynanan bu temsili izleyen Mustafa Kemal, kendisini sahne yaşamına devam etmesi için teşvik etti. Bedia Muvahhid, turnenin geri kalanında çeşitli piyeslerde başrol oynadı. Darülbedai oyuncusu olarak tiyatroya devam eden Bedia, 1975 yılında emekli olana kadar 200'den fazla oyunda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra Fransızcadan Türkçe'ye oyun tercüme ve adapte ederek Türk tiyatrosuna hizmet verdi. Bu vesileyle tiyatroculuğa başlayan Bedia, Darülbedai'de oyuncu olan ve izlediği bir oyun sonrası imzalı resmini istediği Ahmet Refet Muvahhid'le 1921'de evlenmişti ve Bedia Muvahhid adını almıştı. 1922'de ise oğlu Şuayb Sina dünyaya geldi. Ancak 1927 yılında eşini veremden kaybetti. Bedia ikinci evliliğini 1933 senesinde şehir tiyatrolarında besteci ve piyanist olarak çalışan Avusturyalı Ferdi Stadzer'le yaptı. Evliliği boyunca eşiyle her yıl otomobille uzun bir Avrupa seyahati yapıp Avrupa'daki tiyatroları yakından görüp takip etme, tanınmış Avrupalı sanatçıları tanıma fırsatı buldu. Bu evliliği de 1951 senesine kadar sürdü. Boşandıktan sonra tekrar ilk eşinin soyadı olan Muvahhid'i kullanmaya başladı. Bedia Muvahhid'in sinemaya geçişi ise tiyatroya başladığı dönemde olmuştu. 1923 senesinde Muhsin Ertuğrul'un teklifiyle Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanından sinemaya uyarlanan filmde oynadı. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bu romanda yer alan Kezban ve Ayşe adlı Türk kadın karakterleri, filmde de Müslüman Türk kadınları tarafından oynaması uygun görülmüş ve bu rolleri oynayacak Müslüman Türk kadın oyuncu arayışına girilmişti. O zamana kadar Türk sinemasında yapılmış olan filmlerdeki kadın rolleri Ermeniler ve bir iki Rus kadın oyuncu tarafından canlandırılmıştı. 1922 yılında Muhsin Ertuğrul'un teklifi üzerine Bedia Muvahhid Ayşe rolünü oynamayı kabul etti. Kezban rolü içinse gazeteye ilan verildi ve başvuran tek kişi olan Neyire Nehir bu rolü canlandırdı. Bedia Muvahhid ve Neyire Nehir Türk sinemasında oynayan ilk Türk kadın oyuncuları oldu. Filmin ilk gösterimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 3. yıl dönümü olan 23 Nisan 1923 günü yapıldı. Usta sanatçı 1973 yılında 7. Sanata verdiği röportajda ilk Türk kadın oyuncusu olarak beyaz perdeye geçişiyle ilgili şunları söylemişti. "Bakın 1923'te ben Muvahhid'le yeni evlenmiştim. Halide Edip Hanım'ın Ateşten Gömleğini filme almak istemişler.
Halide Edip Hanım da bu rolü ancak bir Türk kadını oynayabilir demiş. Muhsin Ertuğrul Muvahhid'in de benim de iyi arkadaşımızdı, aile dostumuzdu. Geldi Muvahhid'e, karın oynar mı dedi. Ben çok sevindim, film oynamak o zaman hiç beklemediğim bir şeydi. Birdenbire peki dedim, filmi çevirdik. O zaman için önemli bir para olan 100 lira verdiler bana. Sonra oyunumu çok beğendiler, 50 lira daha verdiler. Sonra Muhsin Ertuğrul'la Eyüp Sultan da galiba bir fırını mı ne bozmuşlar, stüdyo yapmışlardı, orada çevirdik filmi. Sesli olarak çevirdik. Hiç iptidai bir şekilde değildi. Sonradan da film çevirdim ama onlara göre hiç iptidai değildi. Işıklar, ses falan. Sonra film bittikten sonra Muvahhid ve arkadaşları İzmir'e turneye gideceklerdi. İzmir işgalden yeni kurtulmuş. Sene 1923. Ben de katıldım turneye. İlk oyuna Atatürk'ü davet ettiler. Sonra Atatürk sormuş, sahnede kimler var? Türk hanımlar var mı demiş. Yok demişler. Ermeni hanımlar vardı tabii. Niye senin karın oynamıyor demiş Muvahhid'e. Muvahhid yapamaz, tahmin etmiyorum demiş. Ata da bu gece oynasın, gelip seyredeceğim demiş. Bana gelip sen bu gece oynayacaksın dediler. Şaşırdım ama peki dedim. O akşam çıktım, oynadım. Atatürk tabii çok memnun oldu. Yapılan inkılapların en büyüklerinden biridir. Türk kadınının hem de başı açık olarak sahneye çıkması mühim. Çünkü o zaman herkes çarşaflıyken ben başı açık sahneye çıkıyorum. Atatürk o gece gelip tebrik etti ve devam edeceksiniz. Bu böyle kalmayacak dedi. O zaman Akhisar Manisa düşman henüz yeni gitmiş. Biz turneye gittik, tiyatro yoktu. Kiliselerde oynuyorduk. Atatürk bana tamamen başı açık çıkma. Giydiğin esvabın renginden hani şimdi türban sarıyorlar ya, öyle bir şey sararsın başına, öyle alıştıralım dedi. Sonra İstanbul'a geldik, devam ettik. Yavaş yavaş o türbanı da çıkardık. Birkaç filmde rol aldıktan sonra sinemaya uzunca bir süre ara vermişti. Atilla Dorsay ve Engin Ayço'ya verdiği aynı röportajda o dönemle ilgili ise şunları söylemişti. Zeki ile sonra bir film daha yaptık, hep o şarkı. Daha sonra oynamamaya tamamıyla karar vermiştim. Yine bazı filmlerde küçük roller aldım, tanıdık rejisörlerin hatırı için. Bunlardan biri, ismi mühim değil, daha önce çevrilmiş bir filmin aynen tekrarıydı. Biliyorsunuz çok yapıyorlar bunu. Sevdiğim bir rejisördü, afişlere baktım, herkesin ismi var, benim ismim yok. Öteki afişlerde de öyle. Dedim ki ben karanlıkta girerim lüks sinemasına, aydınlıkta girersem bak kendini göstermeye gelmiş diyecekler. Seyrederim. Gittim baktım, en başta genç hanımların, beylerin ismi büyük büyük yazılmış. Sonra küçücük yazılmış isimler var alt alta, en altta da benim ismim. Demek ki yok Bedia, bu son olsun. Bir daha film çevirmezsin dedim. Benim arkadaşlarım var. Bunu yapmaya maddi de manevi de ihtiyaçları yok. Kızıyorum filmlerde oynamalarına. Yapmayın diyorum. Ben çok gururlu insanım. Ben sahneye çıktığım zaman İzmir'de Bedia Hanım bu işi yapamıyor deseydi ben bırakırdım. O zamandan beri hakkımda çıkmış yazıları hep kesip saklamışımdır. Koca bir torba eski yazılardan başlayarak. Hep iyi, müsbet şeyler yazılmıştır. İşimi seven, ciddiye alan insanım. Heyecanım hiç eksilmemiştir. Oynadığı filmler arasında Paydos, Yaşlı Gözler, Son Beste, Çapkınlar, Bir Gecelik Gelin, Belalı Torun, Genç Kızlar, Kaynana Zırıltısı, Aşkın Gözyaşları, Çalı Kuşu, Sokak Kızı, O Kadın, Evlat Uğruna, Ateşli Çingene, Yumurcak, Tatlı Sevgilim gibi filmler vardı. Televizyonda da çok oynayan Bedia Muvahhid kendi yazdığı skeçlerde rol aldı. Ayrıca bir de meddah programı hazırladı. Kendisini televizyondan izlemeye bayılıyordu. 1931'de başbakan olarak ilk yurt dışı gezisini gerçekleştiren İsmet İnönü başkanlığında Yunanistan'ı ziyaret eden Türk heyetinde yer aldı. İki ülke sanatçılarının ortaklaşa oynadığı Otello piyesinde başrolde oynadı. Atina Konservatuarı tarafından kendisine fahri diploma verildi. Sanat yaşamı Cumhuriyetimizle yaşıttı. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılında ilk Kurtuluş Savaşı filmimiz Ateşten Gömlek'te oynayan iki Türk kadın sanatçımızdan biriydi. Atatürk'ün buyruğuyla Ceza Kanunu oyunuyla İzmir'de sahneye çıkan ilk kadın tiyatro sanatçısı yine oydu. Tüm yaşamını sanata adamış asırlık sinema ve tiyatro emekçimizden söz ediyoruz. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümleri onun sanat yaşamıyla özdeşleşmiş gibiydi. Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü olan 1973'te
Bedia Muvahhid de 50. sanat yılını bir jübileyle kutlamıştı. Katıksız bir cumhuriyet kızıydı. Birçok filmde oynamasına karşın daha çok bir tiyatro sanatçısıydı. Öyle tanındı ve tiyatrocu olarak kalmayı yeğledi. Tiyatro her şeyiydi onun, tüm yaşamıydı, tek dünyasıydı. Belki de varoluş nedeniydi. İlk adı Darülbedai olan İstanbul Şehir Tiyatrosu dışında hiçbir sahnede oynamadı. Sinema onun için ek bir uğraştı. İlk filmini çevirirken sinema, kamera nedir bilmiyordu. Hazırlıksız yakalandığı bu ilk denemeden yüz akıyla çıktıktan sonra da sinemayı hep geri planda tutmayı ilke edindi. İlk filmlerinde başrole çıkmasına karşın sonraki yıllarda tanıdığı yönetmenlerin isteklerini, ricalarını kıramayıp biraz da isteksiz kamera karşısına geçip ikinci derecede karakter rolleri oynadı. 1950 ve 1973 yıllarında iki kez jübile yapan sanatçı, 1987 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Usta sanatçı 20 Ocak 1994 tarihinde 97 yaşında aramızdan ayrıldı ve Aşiyan mezarlığına defnedildi. Ölümünden 4 gün sonra da Beyoğlu'ndaki küçük sahne binasının içindeki sahneye adı verildi. 1995 senesinden itibaren Türk Kadınlar Birliği adını yaşatmak için sahnelerimizde ilk önemli rolünü oynayan genç kadın oyunculara her yıl Bedia Muvahhid Tiyatro Ödülü verilmektedir. Ayrıca Bedia Muvahhid anısına posta pulu bastırılan ender sanatçılardan biriydi. Muvahhid'in Şuayb Sina Arbel adında bir oğlu, Zeynep ve Ali adında iki torunu ve Aslı, Nazlı ve Ayşe adında da üç torun çocuğu bulunuyordu. Acısıyla tatlısıyla bir Bedia Muvahhid geçti Türk sinemasından. İyi ki de geçti.